Evet arkadaşlar, tüm Türkiye'yi yasa boğan ve hepimizi vicdanen derinden üzen taksici cinayeti olarak gördüğümüz yaşanan hadise hepimizi derinden üzdü. Biz de aileyle o gece telefonda bir görüşme yapmıştık. Eşiyle bir telefonda görüşme yapmıştık. Evladının cenaze yetişmesiyle alakalı bir mesele vardı. O konuda da Adalet Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirmiştik ve hızlıca da o konuda aksiyon alma durumu oldu. Daha sonra aile Söke'deydi. Aile İzmir'e gelir gelmez kendilerine taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra yanlarında olduklarımızı söyledik. Hem kızının, Naz'ın bundan sonraki hayatıyla ilgili hem de eşiyle alakalı biz üzerimize düşen ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Ayrıntılar konuşmak çok doğru değil. Bu işler gizli olduğunda güzel olur. Biz yani inşallah kızıyla ilgili de oğluyla ilgili de hanımefendinin, eşinin sağlıkla alakalı bir takım durumları var. Onları da şehir hastanesi inşallah yönlendirip her türlü sahip çıkma ve takip etme noktasında çalışmamızı yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Rabbim mekanı cennet etsin. İnşallah böyle elim hadiseleri bir daha Rabbim yaşatmasın diyoruz. Peki aileye efendim ne gibi destek olacaksınız? Yani ayrıntıya girmek var mı desteklerimiz? Yani burs desteğiydi, başka destekler. Onların ayrıntılarını söylemek. Biri sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım biliyorsunuz bizim kültürümüzde. Onun için biz sadece kamuoyu bilsin ki tabii ki 1 Nisan'dan sonra şehri emini olursak bu anlamda belediye imkanlarıyla da bir takım destekler olacaktır. Ama o olmasa da bir Hamza Dağ olarak bu şehirde yaşayan biri olarak biz her türlü bu anlamda maddi manevi desteği sağlayacağız. Toplumu çok yaralayan bir olay efendim. Her kesimden tepki geldi. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii biraz önce başladığımda söyledim. Gerçekten hepimizin vicdanını ciddi anlamda yaraladı. Hem de soğukta kalmasın sözleri de dışarıya yansıyınca daha da bu anlamdaki vicdanı zaten olayın kendisi vicdanlarımızı ciddi anlamda yaralayan bir hadise. Yani dolayısıyla bizi de çok üzdü, toplumumuzu çok üzdü. Dediğim gibi temenni olarak inşallah Rabbim bu tarzdaki hadiseleri bir daha hiçbir yerde görmemeyi bize nasip etsin diyoruz. Sağ olun, kolay gelsin inşallah.